Merhabalar. Ben de tabii gelip emekli sene katıldım. Emek Sen Kadın Komisyon Başkanı olarak. Maaşlarımız az. Bütün enflasyon, bütün yiyeceklere çok zam geliyor. Ama bu durumda ben kiradayım. 7,5 alıyorum. 5,5'tu 7,5 alıyorum. Fakat ben bu durumda valizimi de aldım. Neden? Çünkü buraları terk etmeye çalışıyoruz. Kiralar çok pahalı. Doğuluyum, doğuya doğru gideceğim. Ellerime de kına yaktım. Neden acaba? Çünkü bulaşık makinesi, çamaşır makinesini hepsini iptal ettim. Elle yıkadığım için şu tırnaklarım tahrişlendi. Ben de o yüzden kına yaktım. Ütü olarak da sakladım. Ben bunu akşam döşeğin altına bıraktım ve sabah kalktım giyindim. Ne yapayım? Her şey pahalı olmuş. İdare etmek lazım. 3 tane de benim öğrencim var. 3 tane öğrenci olduğum için lütfen devlete sesleniyorum. Maaşımız çoğalsın. Vekillerim, başkanlarım maaşları çoğalacağına bizim maaşımız çoğalsın. En az maaş 15 olsun. Lütfen rica ediyorum yani. Yani gerekirse tabii daha da çoğalsın ama ben şu durumda 7,5 olduğu için 15'e razıyım yani. Lütfen böyle yapın, yoksa biz de köyümüze döneriz. Burada çocuğu hepsini alır, 3 tane öğrenci okutuyorum, 2 tane kediye bakıyorum. Ve bu durumda bakıyorum, çok yoksul insanlar var, artık yardım da edemiyorum. Önceden yardım edebiliyordum. Eskiden bir ekmek alıyorum, şimdi yarım ekmek alıyoruz, idare ediyoruz. Ne yapalım yani, bir ekmek alıyoruz, 2 gün bölüşüyoruz. Yani hayat şartları zor artık gerçekten. Lütfen tekrar rica ediyorum. Ve bizim maaşın çok çok artırılmasını rica ediyorum. Lütfen. Bu memur emekleri inim inim iniyor gerçekten. Bu son yapılan seyahane zamda da çok adaletsizlik oldu. Yani ben üniversite mezunu, lisans mezunu, en düşük maaş alanlardan beraber eşler duruma geldik. Yani 9-10 senedir memurum, memur emeklisiyim, devlet memuru, memur emeklisiyim. Ya bu kadar da olmaz ki ya. Ya inanır mısın, bizi adam yerine koymuyorlar, ötekleştiriyorlar. Yani emekler herhalde bunak, yaşlı, çabuk unutur diye herhalde önemsemiyorlar ki memura %86 zam verirken memur emeklerine %25 zam verdi. Ya Allah aşkına, biz aynı bakkala gidiyoruz, aynı markete gidiyoruz, aynı benzinliğe gidiyoruz. Yani memura sütü alırken 50 lira deyip de bana 30 lira mı diyor? Veya onlar benzine gitme mazot alırken, onlar 35-36 alırken bana 16-17 mi diyor? Yok, aynı. Hayat şartlarımız aynı. Aynı bu ülkede yaşıyoruz. Aynı bu havayı telaffuz ediyoruz. Aynı bu şey alışveriş yapıyoruz. Buna rağmen emekliye adam değişti, yerin dibine batırdılar. Bu kadar olur mu ya? Gerçekten emekler tüm burnundan soluyor. Emekler tarihinde bu kadar inim inim inlemediydi. Zaten geçinemiyor ki ya. Sürünüyor ya. Vallahi sürünüyor ya. Geçinmesen ne yapsın hadi? Kim intihar mı etsin? İntihar eden de oluyor belki. Belki duyulmuyordur. Gerçekten inim inim iniyor. Ha, yılbaşı da gelecek. Yarın 3-4 lira verip memur yaşlı şey, memur emekler ve emekler yaşlılar unutur. Bundan sevinir gider diye geçiştirecekler. Ya adam yerine koymuyorlar. Gelin dışarıda Avrupa'daki, Amerika'daki, ne bileyim artık Afrika ülkelerindeki Hans George'u geliyor. Antalya'da, Muğla'da, Marmaris'e piknik yapıyor. Biz şurada memleketimize gidemiyoruz Allah aşkına ya. Memleketimize gidemiyoruz ya. Ya 3600 ek gösteri de öyle yaptılar. Memur emeklilerine 2 yıllıklarına verdiler 3600 ek göstergeyi. 4 yıllık lisans mezunlarına vermediler ya. Hakkaniyetsizlik, adaletsizlik, vicdansızlık olmaz bu kadar ya. Ya devlet büyüklerime sesleniyorum. Allah aşkına bu adaletsizliği gidersinler ya, lütfen ya. Oy veren emekliler, memur emekliler, tüm emekliler ama emekleri düşünmeyenler, ötekleştirenler onlar. Olur mu ya? Öfkesi de burnundan soluyor. Kimi gelemiyor sıcak diye. Tamam mı? Gelemiyor ama kim işi var, ama dön öbür tarafa, emekliler yemin ederim çok öfkeli. Bu hükümete oy verip de şu an ellerim kırılsın, niye verdim diyenler var. Niye verdim diyenler var. Ya Allah aşkına, bu hükümet hiç düşünmüyor mu? Ya bana bunlar oy verdi. Ben niye bindiğim dalı kesiyorum? Değil mi yani ya? Emekler nasıl cahildir? Yaşlı bunak görüyorlarsa, biz cahil de değiliz, yaşlı da değiliz, bunak da değiliz. Her şeyi görüyoruz, biliyoruz ve farkındayız. Lütfen bu 3600 ek gösterge düzelsinler. Lütfen emeklerin durumunu iyileştirsinler. Bindiği dalı da kesiyorlar ve kesmesinler. Gün gelecek, her bedelin bir ödülü var, her ödülde bedeli var. Biz bir bedel ödemiştik, oy vermiştik veya vermişler. Niye emeklerin ödülünü vermiyorsunuz? Karşılığı bu mu olması lazım?
sevgiye, saygıya ötekleştirmek mi lazım? İyi günler, ismim Turgut Alpak. 1965 doğumluyum, 12 senedir emekliyim. Aldığım para 7600 lira. Kira kaç lira? 9000 lira. Geriye? Ne kalacak? Ne yiyeceğim? Benim oğlum var, çocuğum var, gelinim var, şu var, bu var. Yani hep bana diyor, olmaz. Olmaz. Vergiler benden veriliyor. İş adamları orada dedi, vergi vermiyor. Niye vermiyor? Arkadaşı, olmaz öyle şey. Haksızlık olur. Ha, din, Müslüman kardeş. Evet, hepimiz de Müslümanız. Hepimiz İslamiyet'i, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyoruz. Bayramımızı da aşıyoruz. Burada hiç kimsenin koşusu yok. Ama açım, aç. Yakayım mı kendimi? Gideyim meclise kendimi yakmayı düşündüm ya. Vallahi billahi. Ya bu kadar mı zulüm olur yani? Ha bizi niye sevmiyorlar? Ne yaptık biz ya? 35 sene vergi verdettim ya. Böyle bir şeylik olmaz ya. Ya konuştukça kusura bakmayın sizlere. Yani sizlere değil yani. İsyanım yani, bir duyun ya. Bir duyun, ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapalım yani? Hırsızlık mı yapalım? Gaz mı edelim? Bak, biz ülkemizi çok seviyoruz. Biz Fransa'da olabiliriz. Biz İsrail'de olabiliriz. Öyle de yaparız. Ama olmaz. Bize yakışmaz. Biz ne diyoruz? Hep beraber. Hep beraber, hep beraber. Biz seni seçtik diye bu kadar mı zulüm olur yani ya? Yarın gün gideceksin. Yarın bugün sen de gideceksin. Sen de bir fani olacaksın. Ama adın anılsın yani.